Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Bismillahirrahmanirrahim. 20. lem'a İhlas hakkında. 17. lem'anın 17. notasının 7 meselesinden 5 noktadan ibaret olan ikinci meselesinin birinci noktası iken ehemmiyetine binaen 20. lem'a oldu. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki fa'budillaha muhlisen lehuddin ela lillahiddinul halis ayetiyle ve helekel nasu illel alimun ve helekel alimune illel amilun ve helekel amilune illel muhlisun vel muhlisun ala hatarin azim. Ev kemakal hadisi şerifi, ikisi de ihlas ne kadar İslamiyet'te mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlas meselesinin hadsiz nüktelerinden yalnız 5 noktayı muhtasaran beyan ederiz. Tembih: bu mübarek Isparta'nın medar-ı şükran bir hüsnü talihidir ki, ondaki ehli takva ve ehli tarikat ve ehli iman, sair yerlere nispeten rekabet kârâne ihtilafları görünmüyor. Gerçi lazım olan hakiki muhabbet ve ittifak yoksa da, zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere nispeten yoktur. Birinci nokta, mühim ve müdhiş bir sual. Neden ehli dünya, ehli gaflet, hatta ehli dalalet ve ehli nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde ehli hak ve ehli vifak olan ashab-ı diyanet ve ehli ilim ve ehli tarikat neden rekabetle ihtilaf ediyorlar? İttifak ehli vifakın hakkı iken ve hilaf ehli nifakın lazımı iken neden bu hak oraya geçti ve şu haksızlık şuraya geldi? El cevap: bu elim ve feci ve ehli hamiyeti ağlattıracak hadise-i müthişenin pek çok esbabından 7 sebebini beyan edeceğiz. Birincisi, ehli hakkın ihtilafı hakikatsızlıktan gelmediği gibi ehli gafletin ittifakı dahi hakikattarlıktan değildir. Belki ehli dünyanın ve ehli siyasetin ve ehli mektep gibi hayat-ı içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazifeyle ve has bir hizmet ile meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri tayin edip ayrılmış ve o vezaif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddi ücret ve hubbu cah ve şanu şeref noktasında teveccühü nastan alacakları manevi ücret tayin etmiş, ayrılmış. Haşiye: İhtar, teveccühü nas istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlanılsa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şanu şeref arzusuyla teveccühü nas ise ameli salihin hayatı olan ihlasın zararına, teveccühü nas ve şan-ı şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-ü cüz'iyeye mukabil kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından, teveccühü nas'ı arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şöhret perestlerin ve şan-ı şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Müzaheme ve münakaşayı ve rekabeti intihar edecek derecede bir iştirak yok. Onun için bunlar ne kadar fena bir meslekte de gitseler birbiriyle ittifak edebilirler. Ama ehli din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi muaccel ücretleri de tayin ve tahassüs etmediği ve her birinin makamı içtimaide
ve teveccühü nasta ve hüsnü kabuldeki hissesi tahassüs etmiyor. Bir makama çoklar namzet olur, maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktada müzaheme ve rekabet tevellüd edip, vifakı nifaka, ittifakı ihtilafa tebdil eder. İşte bu müthiş marazın merhemi ilacı ihlastır. Yani hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriye illa ala Allah sırrına mazhar olup nastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle haşiye sahabelerin senay-ı Kur'an'a mazhar olan isar hasletini kendine rehber etmek. Yani hediye ve sadakanın kabulünde başkasını kendine tercih etmek ve hizmet-i diniyenin mukabilinde gelen menfaat-ı maddiyeyi istemeden ve kalben talep etmeden sırf bir ihsan-ı ilahi bilerek naastan minnet almayarak ve hizmet-i diniyenin mukabilinde de almamaktır. Çünkü hizmet-i diniyenin mukabilinde dünyada bir şey istenilmemeli ki ihlas kaçmasın. Çendan hakları var ki ümmet onların maişetlerini temin etsin. Hem zekata da müstehaktırlar. Fakat bu istenilmez, belki verilir. Verildiği vakit de hizmetimin ücretidir denilmez. Mümkün olduğu kadar kanaatkârane, başka ehil ve daha müstehak olanların nefsini kendi nefsine tercih etmek ve yu'thirûne alâ enfüsihim ve lev kâne bihim hasâsa sırrına masariyetle bu müthiş tehlikeden kurtulup ihlası kazanabilir. Manevi ücretten istina etmekle ve mâ alel rasûle illel belâ sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccühü nası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur, yoksa ihlası kaçırır. Evet. Başa dönelim. Birinci noktadan mı başlayalım abi? Baştan mı başlayayım? Yok, baştan okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakki fa'budillahi muhlisan lehuddin ela lillahiddinul halis ayetiyle ve helekel nasu illel alimun ve helekel alimune illel amilun ve helekel amilune illel muhlisun vel muhlisun ala khatarin azim ev kema kal hadisi şerifi. İkisi de ihlas ne kadar İslamiyet'te mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar. Bu ihlas meselesinin hadsiz nüktelerinden yalnız 5 noktayı muhtasaran beyan ederiz. Evet, şimdi Üstad Hazretleri burada bir ayette bir hadisi dikkatinize sunuyor. Yani ayette biz sana kitabı hak ile indirdik. Bu ayet Zümer suresindeki 2. 3. ayet herhalde olsa gerek. İbadetini ihlas ile, bak ayetin manası, ibadetini ihlas ile Allah'a yönelterek sadece Allah'a kulluk et. Sadece Allah'a kulluk et. Bilin ki şirkten ve riyadan uzak halis din Allah'a mahsustur. Bu ayet. Bir de bu ikinci hadis nas helak oldu. İlla alimler alimler de helak oldu. İlmiyle amil olanlar kurtuldu. İlmiyle amil olanlar da helak oldu. İhlas ile amel edenler kurtuldu. Onlar da yani ihlas sahiplerine gelince onlar da pek büyük tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Bak şimdi bu hadise mebni bak.
insanlar helak oldu, alimler kurtuldu, alimler müstesna. Alimler de helak oldu, amiller kurtuldu. Amel edenler de helak oldu, ihlas ile amel edenler kurtuldu. Fakat onların da yolu nedir? Tehlikedir. Şimdi bu iki nokta İslam dininde ihlasın ne kadar mühim bir esas olduğunun altını çiziyor. Hulusiyet, saffet ve samimiyet. Allah dininde, Allah'ın dininde hulusiyet, saffet ve samimiyet. İçini berrak tutmak. Dini Allah'a tahsis etmek. İçine başka şey girmeyecek. Hulusi abi, Allah rahmet eylesin. Bir derste sormuşlardı, abi ihlas nedir? Buyurmuştu ki, ihlas içinde halk olmayandır. Bir hak var, bir de halk var. Kulluk nedir? Hak olan mütevecci. İhlastır, alkıştır, riyadır, desinlerdir, demesinlerdir. Halka medar vasıfları silip hakka müteveccih olmak ihlasın sırrı azmidir. Cenab-ı Hak ihlası amel ile faaliyetlerimizi devam ettirsin. Allah mahcup ve perişan etmesin. Evet. Tembih, bu mübarek Isparta'nın medarı şükran bir hüsnü talihidir ki ondaki ehli takva ve ehli tarikat ve ehli ilmin sair yerlere nispeten rekabet kârâne ihtilafları görünmüyor. Gerçi lazım olan hakiki muhabbet ve ittifak yoksa da zararlı muhalefet ve rekabet de başka yerlere nispeten yoktur. Evet. Birinci nokta, mühim ve müthiş bir sual. Evet. Neden ehli dünya, ehli gaflet, hatta ehli dalalet ve ehli nifak rekabetsiz ittifak ettikleri halde ehli hak ve ehli vifak olan ashab-ı diyanet ve ehli ilim ve ehli tarikat neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? İttifak ehli vifakın hakkı iken ve hilaf ehli nifakın lazımı iken neden bu hak oraya geçti? Ve şu haksızlık şuraya geldi. Evet. Şimdi bir daha okuyalım. Mühim ve müdhiş bir sual. Neden ehli dünya, ehli gaflet... Bak, ehli dünya bir. Oku. Evet. Ehli gaflet, İki. Hatta ehli dalalet ve ehli nifak. Ehli nifak kim? Münafıklar. Evet. Yani ehli dünya, ehli gaflet, ehli dalalet ve ehli nifak, münafıklar rekabetsiz ittifak ettikleri halde. Evet. Ehli hak ve ehli vifak olan ashab-ı diyanet. Ehli vifak yani birbiriyle dost geçinenler. Uhuvvet ve muhabbette birbiriyle bağdaşan insanlar. Evet. Ashab-ı diyanet. Ve ehli ilim ve ehli tarikat. Neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? İttifak ehli vifakın hakkı iken. Burada yani bu hakikaten 20. lem'a ihlasa medar meseleleri tahkik mesleği noktasından dikkatlere sunuyor. Yani müdakik bir nur talebesi bu dersi çok hakimane mütala müzakere etmesi lazım. Bakın ne dedi? Ehli hak bir, ehli vifak olan ehli diyanet iki, ehli ilim, ehli tarikat neden rekabetli ihtilaf ediyorlar? Bakın, şimdi burada bir şifre var. Yani ihtilafın arkasında ne var? Rekabet. Biraz duralım. Yani rekabetin kaynağı ne? Ne insanlar rekabet eder? Kıskançlıktan, hazımsızlıktan, hizmetteki muvaffakiyetleri hazmedememekten. Onlar hizmet ettiler, ben geride kaldım.
hizmetindeki nakıs ve noksanlıktan gelen halet-i ruhiyeden, bak, ham nazarlardan, habis nazarlardan, hak ve hakikate mutabık çizgide, istikamet çizgisinde bulunamadıklarından dolayı, bak, ve işin başında da ihlası kırdıklarından dolayı nasıl bir ihtilaf oluyor? Rekabetli ihtilaf oluyor. Demek burada pratik yaklaşırsak, yani dini üstad ne diyor? Bakın, zaten daha ileride var bak. Dini hizmette de rekabet olamaz diyor. Dini hizmette rekabet olamaz. Rekabet eden ya riyakardır. Bilahir devam ediyor, oraya geleceğiz. Rekabet eden ya riyakardır. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Demek içimizi rekabete medar, husumet, kin, ibrar, infial, hazımsızlık gibi vasıf ve sıfatlardan temizlememiz icap ediyor işin başında. Devam edelim. Evet. İttifak ehli vifakın hakkı iken, aslında ittifak ehli hakikatin, ehli diyanetin, ehli ilmin, ehli tarikatın hakkı olduğu halde, hilaf ehli nifakın lazımı iken, ayrılık, farklılık değil mi? Evet. Ehli neden bu hak oraya geçti iken, ve şu haksızlık şuraya geldi? Evet. Şimdi soru bu. Cevap. El cevap, bu elim ve feci ve ehli hamiyeti ağlattıracak hadise-i müdhişenin pek çok esbabından 7 sebebini beyan edeceğiz. Bakın, elim diyor, feci diyor, bir de ehli hamiyeti ağlatacak hadisat-ı müthişenin sebeplerini Üstad burada 20. lemmada 7 tane sebep sayıyor. Birincisi, ehli hakkın ihtilafı hakikatsızlıktan gelmediği gibi ehli gafletin ittifakı dahi hakikattarlıktan değildir. Yani işin başında Üstad bir kere tespit yapıyor. Yani ehli diyanet, ehli tasavvuf, ehli tarikat, ehli ilim, ehli hakikat niye ihtilaf ediyorlar? Mesleklerinde, meşreplerinde hakikatsızlık mı var? Hayır, değil. Peki ehli gaflet, ehli nifak, münafıklarında, davalarında, güttükleri yollarında bir hakikat mı var? Hayır. Evet. Belki ehli dünyanın ve ehli siyasetin ve ehli mektep gibi hayat-ı içtimaiyenin tabakatına dair birer muayyen vazife ile ve has bir hizmet ile meşgul taifelerin, cemaatlerin ve cemiyetlerin vazifeleri tayin edip ayrılmış. Devam et. Ve o vezaif mukabilindeki alacakları maişet noktasındaki maddi ücret ve hubbu cah ve şanu şeref noktasında teveccühü nastan alacakları manevi ücret taayyün etmiş, ayrılmış. Evet, müzahame oku. Evet. Ha, şimdi burada bir duralım. Bak şimdi burada haşiye geçmeyelim de. Evet. Şimdi bakın, ehli dünyanın, ehli siyasetin, hayat-ı içtimaiyenin tabakasında vazife gören insanların ister taife olarak bak, ister cemaat olarak bak, isterse cemiyet olarak bak, onların vazifeleri tayin etmiş. Belli, sabit. Yani daha açık konuşalım. Mesela bir fabrikaya gidiyorsunuz, değil mi? Kapıda bekçi var. İçeriye gidiyorsun, müstahdem var. Camı siliyor. Şey var, güvenlik var. İçeri giriyorsun. Fabrikanın genel müdürü var. Finans müdürü var. Üretim müdürü var. Pazar müdürü var. Değil mi? Büroya giriyorsun. Elemanlar var. Bakın, o fabrikanın içerisindeki makamlar, rütbeler
ve o makam ve rütbelere taalluk eden ücretler ne olmuş? Tayin. Bak. Yani herkes yerli yerinde oturmuş. Herkes konumunu, görevini ve hubbucah noktasından, yani makam ve mevki noktasından alacağı yeri almış. Şimdi bu tamamen tayin etmiş olduğu için, yani sabahleyin mesaiye başlarken eleman gelir odasına oturuyor. Değil mi? Ayak ayak üzerine atıp da efendim bana kahvemi yap demiyor yani. Ama genel müdür içeri girdiği zaman bak kaç kişi karşılıyor. Kahveni getir diyor. Kapıyı açıyorlar, siliyorlar, süpürüyorlar, tanzim ediyorlar. İtibarı var. Değil mi? Herkes onlara saygı duyuyor. Yani cemiyet hayatı içerisinde organize bir sistemle insanların maaşları, rütbeleri, makamları, birbirleriyle rabıtalarına medar esaslar ölçülü, tertipli ve tanzim olmuş. Şimdi sıra mebni, bakın orada bir çatışma yok. Yani bunu al hayatın her tabakasına, değil mi? Her tecelliyatına tatbik edebilirsiniz. İşte okula gidiyorsun, müdürü var, müstahdemi var, öğretmeni var, kapıcısı var, değil mi? Her yerde böyle. Devlet dairesine gidiyorsun, değil mi? Ve hakeza. Demek ki ehli dünyanın, ehli siyasetin, hayat içtimaiyede çalışan insanların tabakat içerisinde mevkileri ve o mevkilere medar tayin eden ücretleri, itibar ve şerefleri var. Dolayısıyla bu noktada aralarında rekabeti intihar edecek pozisyon yok. Yani bir kapıcı gelip de bir genel müdüre karşı ne yapamaz? Ekabirlik yapamaz. Haddini bilir. Ama devam et. Demek ehli dünyanın müzahmet ve münakaşayı rekabeti intihar edecek hususiyetler yok. Evet. Görevler, maaşlar, itibarlar, teveccühler belirlenmiş. Ama devam et. Ama ehli din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi muaccel ücretleri de tayin ve tahassüs etmediği. Şimdi manevi hizmetlerde öyle değil. Şimdi ehli tarikattır, ehli ilimdir, sofidir, dergahı vardır, medresesi vardır. Cemiyet-i insani içerisinde insanlarla münasebeti vardır. Fakat bu münasebetlerin tayin ve tespitinde dünyevi makamlar gibi tayin yok. Öyle bir sistem de yok. Herkes dinin ilası, ülkesi için çalışıyor. Devam et. Bir makama çokla yani namzet olur. Muacce yani peşin ücretleri taayyün ve taassus etmediği için ve her birinin makamı içtimaide ve teveccühü nasta ve hüsnü kabuldeki hissesi tahassüs etmiyor. Etmediği için evet. Bir makama çokla namzet olur. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. Evet. O noktada evet. Muzaheme ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilafa tebdil eder. Şimdi mesela bakıyorsun adam diyor ki efendim benim mesela yani bir taassüs makamlar, rütbeler, hukuk-u ammedeki teveccühlere meder bir taassüs yani bir belirlenme olmadığı için meydan geniş. Herkes ne yapıyor? Köylüler ne yapıyor? Sürüyor. İşte bakıyorsun mesela faraz ehli tarikat için konuşuyorsan adam diyor ki benim şeyhim kutuptur. Öbür diyor gavstır, kutuptur. Kutbul arifin, gavsır, vasilin. Bir de bakıyorsun Türkiye'de 100 tane kutup, 1000 tane gavs çıktı. Mehdiler var abi. Efendim ben dikkati daha alimim. Bak, sana bak. Şimdi rekabete medar hususiyetler ne? Bak, ben daha alimim. Benim bilmem ondan daha büyük. Öbür diyor ki bende amel var. Bende hal var. Bende velayet var. Bende keş var. Bende keramet var. Bende tayaran var. Bende sayaran var. Ben mana aleminde şöyle uçtum, şöyle gezdim, şöyle tayaran, şöyle cevap, şöyle seyran ettim. Bakın,
eder. Sen bunların arkasında yatan bana ne? Hizmet ediyorum. Benim hizmetim daha büyük. Benim müritlerim daha ziyade, benim talebelerim, benim hizmetim, bakın, hep nazar ammede, bak, rüçhaniyet ve üstünlük hissinden gelen bir rekabetle ne meydana geliyor? İşte çatışma meydana geliyor. Evet. Maalesef. Nas'ı dikkate aldığı zaman, halbuki yani burada çözüm ne? Çözüm ihlası temsil arkasında diyor ya, hulusiyet. Halis ol. Allah'ın diline hasbi. Fi sebilillah. Tebliğ et, tamim et. Yani insanlar sana itibar etse ne olur, etmese ne olur. Allah'ın rızası. Marziyatı esas al. Demek İhlas kırıldığı için yani, marziyat gerilere düştüğünden dolayı ehli diyanetin, ehli ilmin, ehli hakikatin, ehli marifetin mabeyninde kıskançlık, rekabet ve çatışma alanları oluyor mu? Oluyor. Evet. Şimdi oradan istersen şeyi oku, ihtilaf şey var, haşiye oku. Evet, ihtar, teveccühü nas istenilmez, belki verilir. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa ihlası kaybeder, riyaya girer. Şan-ı şeref... Dur bir dakika. Evet. Bak, Risale-i Nur'da çok önemli cümlelerden birisi budur. Bak, kelamın ağırlığı vardır. Evet. Manevi ve kutsi kelamın, beyan ve ifadelerin, değil mi? Nuraniyeti vardır, letafeti vardır, kutsiyete madar hususiyetleri vardır. Bir de manen kelamın ağırlığıdır. Bak, bir insan tahkik mesleğinde derinleşmezse, muhakkik manada kelamın arkasındaki mana tabakalarına vukufiyet ve resuhiyet noktasında gerilerde kalırsa, o insan kelamın ağırlığını hissedemez. Su vurur gider gibi. Satı bir nazarla baktığı için kelamın arkasındaki mesajın ağırlığını bilememekten gelen hissiyat onu paramparça eder. Şimdi bakın bu cümleyi kelamın ağırlığı noktasından tahlil edelim. Oku. İhtar. İhtar. Evet. İhtar. Teveccühü nas istenilmez. Bir dakika. İstenilmez diyor. Evet. Nasıl yani? Aklen, kalben, hissen. Aklen, kalben, hissen, hikmeten. Davanın kutsiyetine medar sırr-ı azime mebni teveccühü nas istenilmez. İstenilmez. Bu bir. Belki verilir. Verilirse Allah'ın rahmetidir, inayetidir, ikramıdır. Sen istemedin, Allah verdi. Bak, istenilmez. İstenilmez. Kelamın ağırlığı. Aklen, kalben, hissen, böyle duygusal olarak, bazen insan diliyle istemez ama kalbiyle, gönlüyle ne yapar? İster. Ve içerisinde o his onu kemirir. O his onun aleminde sürekli cevaran eder. Şimdi bak, kelamın ağırlığı istenilmez. Burası hükmiyet. Bunun altını çiz. Belki verilir. Belki verilir. Verilirse Allah'ın rahmetidir. Bak. Sen isteme, Allah verir veya vermez. Vazifeni yap. Değil mi? Meşiyet-i ilahiye karışma. Etti iki. Verilse de onunla hoşlanılmaz. Bak şuraya bakın bak. Verilse onunla hoşlanılmaz. Bak bu hüküm cümlesi. Esas vurucu cümle, ağırlık. Hoşlansa?
Hoşlansa ihlası kaybeder. Bak dur bak 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 dikkat edin bak. Allah bizi Risale-i Nur'u tahkiki ve derinliğine okuma noktasından Allah hepimize ruhsiyet versin. Bakın değerli kardeşler, hoşlansa diyor, ihlası kaybeder. Bak ihlas kırılır demiyor. İhlasın bir tarafını alır uçurur götürür bak kaybeder. Netice riyaya girer. Bir nur talebesinin, dikkat edin. Bak başta dedim ya Risale-i Nur'da ki çok önemli cümlelerden birisi budur. Bir nur talebesinin bir ömür boyu bu cümleyi hazmetmesi lazım. Teveccühü nâs-ı aleminden sil. Bu öyle kolay mı? Kolay diye çok zor. Fevkalade zor. Zor tabii, öyle kolay değil bak. İstenilmez. Verirse Allah rahmetin. İster verir, Allah vermez. Oraya karışma. Ha. Verirse onunla hoşlanılmaz. Bak şimdi ehli velayet zatlar. Değil mi bak? Bir kısım yani teveccühü nâs'tan biraz daha ilerisini konuşalım. Peşvi keramete mazhar olan zatlar var. Cenab-ı Hak kalplerini açmış. Üstad ne diyor? Avamın itikat ettiklerini evliyorlar. Ne yapıyorlar? Gözleriyle müşahede ediyorlar. Şimdi müşahede makamına çıkmış ehli keşif. Bak, ehli keşif olan ihlaslı zatlar rahmeti ilahiye iltica etmişler. Ya Rabbi bu benim fıtriliğimi bozuyor. İhlasıma mani. Kadına hayız kanı ne kadar bir mahcubiyet ise bak keramete medar masariyetin avam nazarında bilinmesi de kadına medar mahcubiyet manasında kendini set etmiş ve gizlemişler. Hatta bazıları iltica etmiş ya Rabbi bunlar kapansın. Bak, fütri. Derleri içimizden biri. İçimizden biri. İhlası, hamiyeti, gayreti, saffet ve samimiyeti var. Ama rüçhaniyete medar vasıflarını gündeme getirmiyor. Şimdi bu cümleyi bakın tekrar teyiden ifade edelim ki hayatımızın sonuna kadar, son nefese kadar bu cümleyi hazmetmemiz lazım. Nas'ı gündemine alma. Halk değil, hak, hak. Ya hak. Kur'an'da nefs-i mütmainne var ya, ya yüel nefs-i mütmainne diyor ya, ey bak, mütmainne nefis. Mütmainne nefis de masariyetin esması. Hak ismidir. Yani mütmainne bir nefsin zikir noktasındaki masariyeti esma itibariyle hak. Hakkı esas almak. Hak değil. Hak. Teveccühü nasıl istenilmez belki verilir. Verirse onunla hoşlanılmaz. Hoşlansa hüküm cümlesi. Hoşlansa ihlası kaybeder. Riyaya girer. Yani. Cenab-ı Hak bu cümleyi hepimize hazmettirecek derecede elimizden tutsun. Hırsı muhafaza etsin. İhlası kaybeder diyor. Bak, cümlenin ağırlığına bak. Kaybeder diyor ya. Allah. Evet. Rüyaya girer. Evet devam et. Şan-ı şeref arzusu. Şan-ı şeref arzusuyla teveccühü nas ise ücret ve mükafat değil belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itap ve bir mücazattır. Ya evet. Oku bir daha. Şan-ı şeref arzusuyla teveccühü nas ise ücret ve mükafat değil, değil. Belki ihlassızlık yüzünden gelen bir itap ve bir mücazattır. Şan-ı şeref arzusuyla teveccühü nas. Yani Allah'a yönelmek.
Allah'ın marziyatını, Allah'ın rızasını. Bir cümle var değil mi Risale'de? Diyor, İhlası esas tut. İhlası esas tut. Ve öyle yürü. Hak dostların, Allah'ın kamil kullarının, evliyaların, asfiyaların, bak, ya, makamı kabula, bak, ya, makamı kabuliyete mazhar olan zatların yolu bu. Meşrebi bu, mesleği bu. Şanı, şeref arzusunu kırmak. Şan ve şeref arzusuyla teveccühü nas, ücret ve mükafat değil, belki ihlâssızlık yüzünden gelen nedir? Bir cezadır. Evet. Devam et. Evet. Amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına teveccühü nas... Bakın, bu cümleye de bakın. Evet. Amel-i oku. Salihin hayatı... Amel-i salihin hayatı olan ihlâsın zararına... Dur, gitme. Bir de oku. Amel-i salihin hayatı olan ihlas. Yani bu bir hükümiyet olarak konuşalım. Evet. Amel-i salihin hayatı nedir? İhlas. İhlas. Hayatı ihlas. Ruhu çektin, işte ceset yıkıldı. Amel-i salihin hayatı ihlas. Evet, oku. Amel-i salihin hayatı olan ihlasın zararına teveccühü nas ve şan-ı şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil. Kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından. Mehmet Feyzi abinin bir cümlesi var. Biliyorsun değil mi? Farz içinde farz. Nedir? Mehmet Feyzi abi, farz içinde farz ihlastır. Farz namazı kılıyorsun. O farzın içinde farz nedir? İhlastır. De ki benim namazım, orucum, ayet var ya. De ki benim namazım ve orucum kim içindir? Allah için. Evet. Evet. Amel-i salihin hayatı olan ihlasın zararına oku. Amel-i salihin hayatı olan ihlasın zararına teveccühü nas ve şan-ı şeref kabir kapısına kadar muvakkat olan bir lezzet-i cüz'iyeye mukabil. Lezzet. Kabire kadar bak. Lezzet-i cüz'iye. Evet. Evet. Kabrin öbür tarafında azab-ı kabir gibi nahoş bir şekil aldığından. Azab-ı kabir gibi. Evet. Nahoş bir şekil aldığından teveccühü nası arzu etmek değil, belki ondan ürkmek ve kaçmak lazımdır. Şimdi bakın Üstad Hazretleri'ne Cenab-ı Hak bu kadar nimetleri vermiş, ikram ve ihsan etmiş. Bu ahir zamanda hizmet iman ve davayı Kur'an'ı noktasından bakınca Üstad ne yapıyor bak. Teveccüh, nasa, medar hususiyetlerden kendini ne kadar ne yapmış, kullanmış. Aynı riyadır, şöhret kazibedir. Yani gündeme çıkmak, kendini görmek, kendini göstermek. Kendini methetmek. Hatır-ı şane, riyaya medar, vasıf ve sıfatlarla gündeme girmek, bak, kabirde azab-ı kabir, nahuş bir hal aldığından cezadır yani. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin. Tabii yani Üstad Hazretleri'nin meşref ve mesleğine bakınca, bak, Üstad Hazretleri Hüsamın Nur'un mesleğini geçen okuduk ya, Emirdağ layıkasında Hüsamın Nur'un
mesleğin esası nedir? Üstad ne dedi geçen haftadan? Azami ihlastır. Risale-i Nur'un mesleği nedir? Azami ihlas. Azami ihlas. Bak, hulusiyet. Yani niye üstad bunun üzerinde durmuş? Gerçi o ihlas bahsinde de ifade ediyoruz. Niye? Bak, şimdi din namına sergilediğimiz her şey, yarın mahşer gününde şeye çıkacağız, tartıya çıkacağız, mahkeme-i kübra. İbadetimiz, hizmetimiz, kıldığımız, tuttuğumuz, sergilediğimiz ne kadar ibadet, taat, hizmet varsa hepsi, bak, bütün faaliyet, icraat ve ibadetlerimiz mahşerde niyetleriyle beraber mizana girecek. Niyet. Niyet. Eğer niyet çürükse, eğer niyet müşevvesse, eğer niyet bozuksa mahvolduk, gittik, perişan olduk ya. İşte bütün ehli hakikat, Allah'ın kamil dostları birinci derecede ihlasa azami meşref ve mesleklerini ihlas üzerine kurma noktasında azami gayret göstermişler. Ondan ürkmüşler, ondan kaçmışlar. Ya. Ömer kardeşler bak. Daran dede kimin mezarı var? Somuncu Baba, Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin. Somuncu Baba niye Bursa'dan kaçtı? Bursa'da ya. Ulu Cami'nin açılışında verdiği hutbeden halkın teveccühünden dolayı. Kaçmış değil mi ya? Evet. Orada üç kapıdan çıkanlarla görüşmek suretiyle sırrımız zahir oldu diyerek oradan ayrılıyor. Şimdi burada bir noktanın üzerinde durmak gerekiyor. Bir dava adamı, bir gönül insanı, bir nur talebesi hizmet ettiği zaman hizmetinin çapı itibarıyla görünür, gösterilir. Şimdi Vahdet abi Allah rahmet eylesin ya 40 sene İstanbul'da hizmet etti. Allah hizmetini zayi etmesin inşallah. Ahirette onu cennetiyle tebşir etsin. Bak. Şimdi işte bir beldeye gidiyorsun filan abi, filan vakıf, filan müdebbir, filan abimiz, filan kardeşimiz ara küllehal hizmetteki muvaffakiyetten, fedakarlıktan, gayretten dolayı öne çıkar mı? Çıkabilir. Ara küllehal yani istidat kendini faş eder, istidat kendini gösterir. Ne yapacaksın? Kendi içini tanzim edeceksin. Üstad ne diyor? Dergah-ı İzzet'e müteveccüh olduğun zaman bütün dünya beni methü sana ise inandıramaz ki ben iyiyim ve sahibi kemal. Yani içini sağlam tutmak. Kendini herkesten ziyade mücrim, günahkar, perişan bilmek. Hazreti Abu Bekir'in radıyallahu anh bir sözü var diyor. Ya Rabbi çöldeki kumların sayesinde canın hata ve kusurum var. Ümmetin en büyüğü. Bir münacatı var. Hazreti Abu Bekir. Ne diyor? Bakın. Ene müflisin diyor. Ya da ben müflisim, iflas etmişim. Bakın bu tevazu manasında söylenmez. Tevazu manasında söylense riyakarlık olur. Yani kendi iç dünyasında, kendi iç aleminde kendini herkesten ziyade kusurlu, nakıs, noksan ve perişan bilmek. Bu nedir? Kulluğun sırrı azimidir. Yani tek kelimeyle kuluz ve kusuruz. Bitti. Kusuruz ya. Kusur. Kusur. Kusurunu bilmek. Fahr, gurur, alkış. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Alkış hissi maneviyatın aklını bulandırıyor.
dünyaya medar olur. Hizmet yap ama katiyen hizmete medar güzelliği nefsine nispet etme. Benim ilmim, benim salatım, benim dirayetim, benim fedakarlığım, benim cömertliğim, benim hamiyetim, benim emeğim. Hiç bunları Hakkattar Nur talebesi gündemine almaması lazım. Yap ve unut. Bitti. Unut. Gündeme getirme. Nefsine izafet ve nispet etme. Ne diyor Üstad? Devam et. Şöhret perestlerin ve şanu şeref peşinde koşanların kulakları çınlasın. Ya, Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Hepimiz. Evet, Allah hepimizi muhafaza etsin. Devam et. Ama ehli din ve ashab-ı ilim ve erbab-ı tarikat ise bunların her birisinin vazifesi umuma baktığı gibi muaccel ücretleri de tayyün ve tahassüs etmediği ve her birinin makam-ı içtimaide ve teveccüh-ü nasta ve hüsn-ü kabuldeki hissesi tahassüs etmiyor. Bir makama çoklar namzet olur. Bir makama bak, bakıyorsun kaç tane Mehdi çıktı, kaç tane Kutup çıktı, kaç tane Gavs çıktı. Allah. Velayet bizde, kemalat bizde, efendim, teveccüh bizde, tasarruf bizde. Bir makam çoklar namzet oluyor. Bakın şimdi burada bir şey de söylemek gerekiyor. Yani Üstad Hazretleri çok güzel bir meslek önümüze koymuş. Bakın. Şimdi bir mesela bir tarikatı düşün. Tarikatta Şeyh Hazretleri Pir İrfan'ı yaşlanmış. 90'a ayak bastı. Pir tarikatın başında. Etrafında halifeleri var. 10 tane 15 tane halifesi var. Böyle taayyün etmiş. İhlasta, hamiyette, gayrette, ilimde, takvada mümeyyiz insanlar. Şimdi bakıyorsunuz. Hem zimmi örtülü hem de açık bir rekabet, bir haset, bir kıskançlık başlıyor. Bu posta ben oturacağım. Bu posta ben oturacağım. Ve rekabet. Yani rekabet sadece maddede değil, manevi sahada da rekabet oluyor. Mesela diyelim ki şeyhin halifelerinden birisi çok muttaki. Mesela 3 ayları tutuyor. 3 ayları. Oruç diyor. Öbürü bakıyor ki ya 3 ayları tutuyor. O benden ileriye geçti. O 3 ayları tutarsa ben de ne yaparım? Davud'u oruç tutarım. Bir gün yerim, bir gün tutarım. Bu kimin orucu? Davud Aleyhisselam'ın orucu. 3 ay tutar, ben de 6 ay tutarım. Bak geçtim onu. Öbürü gece teheccüd namazına kalkıyor 2 rekat. O 2 rekat kılarsa ben 10 rekat kılarım. O zikirde şu kadar esmanın zikri çekiyorsa bakın zımmi açık ve alani bir rekabet başlıyor. Makam bir. Dolayısıyla ala küller bir rekabet var. Ama Risale-i Nur'da öyle bir makam yok. Üstad kendisinden sonra bir şey bırakmamış. Benden sonra ikinci, üstad üçüncü, üstad beşinci üstad yok. Risale-i Nur meşrebi. Olsa olsa, hizmette istatlı olsa abi olur. İnsanın birden fazla abisi olabilir. Bak, kardeş olur abi olur. Said yoktur. Said'in de ehliyeti yoktur. Konuşan Hakkat-ı Kur'aniye'dir. Bizi doğrudan doğru Hakkat-ı Kur'aniye bağlamış. Yani İslam hizmetinde rekabeti intaç edecek böyle bir şey yok. Çatışma alanı yok. Onun için makam, eğer makam bir olursa çoklar o makama ne olabilir? Namzet olur. Evet, devam et. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller ne yapabilir? Uzanabilir. Evet. Enler abi,
Vefa Hazretleri ile ilgili bir şey anlatmıştınız. Evet. Tabii anlatsanız da ondan sonra gitsek. Şimdi Vefa Hazretleri'nin dergahında şeyh, onların şeyhi yaşlanmış. Sonra müritlerini çağırmış, demiş ki emri hak vaki olursa benim kavuğumu getirirsiniz. Şeyin, şu rahle var ya, rahlenin üzerine koyarsınız. Sonra kim o rahleden kavuğu çıkartıp başına koyarsa benden sonra dergahın manevi müzahareti onun omuzundadır. Onundur falan. Neyse, vakit geliyor, emri hak vaki oluyor, o zat o şeyi vefat ediyor. O dergahın ilerisinde olan böyle bir hayli, yani dergah hizmet eden zatlar, kim elini atıyorsa o kuvve-i velayette bağlamış, kimse şeyi, kavuğu yerinden kaldıramıyor. Alıp başına koyamıyor. Sınama deneme, biri gidiyor öbürü geliyor efendim. Herkes şeyini deniyor. Sonra bir türlü kimse şey demiyor, kaldıramıyor. Sonra neyse, bir müddet geçtikten sonra ya kim kaldı, kim kalmadı? Diyorlar ki ya işte bir stakacı vefa kaldı. O da bu işi olmaz ama madem şeyimizin, şeyhimizin şeyi var, efendim vasiyeti var, gelsin. Bak, geliyor, Bismillah, Allah'a ekber diyor. Başına geçiriyor. Dergahın sucusu. Sucu. Bak, şimdi gönül iklimi ayrı bir keyfiyet. Kurbiyet ayrı bir keyfiyet. Kabuliyet ayrı bir keyfiyet. Makbuliyet ayrı bir keyfiyet. Bu zevahire bakmıyor ki. Bakın, bir köle vardı. Köle. Arif bir köle. Hazreti Ömer'i şey yaptılar, bıçakladılar, şehit olacak, ölmek üzere. Sordular ki, kimi şey edersiniz, halife seçersiniz? O kölenin ismini verdi. Eğer o köle hayatta olmuş olsaydı, ben onu size tavsiye ederdim. Köle ama arif, arifinillah. Allah'a. Marifetullah da derinleşmiş. İşte ya, kala kala bu dergah şeye mi kaldı? Sucuya mı kaldı diye. Vefa Hazretleri. Bak. Şimdi Vefa Hazretleri, dikkat edin, Sultan Fatih zamanında yaşamış. Bak. Sultan Fatih İstanbul'u fethetmiş. Bak. Geliyor Vefa Hazretleri'nin dergahının kapısını çalıyor. Vefa Hazretleri kapıyı açmıyor. Kapıyı açmıyor. İçeriye kabul etmiyor. Bak, Sultan Fatih diyor ki, İstanbul'u fethettik. Lala lala, İstanbul'u fethettik ama Allah'ın bir evliyasının kalbine giremedik, dergahına giremedik. Ağlıyor. Vefa Hazretleri de içeride ağlıyor. Osmanlı'nın Fatihi. Hadiste tebşirata mazhar olmuş Osmanlı'nın padişahını kabul edememekten dolayı ağlıyor. Niye? Eğer içeri girerse manevi hayatın cazibesi noktasında devlet-i Osmaniye'nin bekası noktasından sıkıntı ve sancı olur. Onun devletinin başında devleti tedbir etmesi lazım. Bizim de dua ile himmetle ona müzaharet etmemiz lazım diye. Vefa Hazretleri dergahın içinde ağlıyor. Sultan Fatih de dergahın dışında, İstanbul'u fethettik ama Allah'ın bir evliyasının kalbine giremedik diye o da ağlıyor. Evet. Şöhret per, evet. Bir makama çoklar namzet olur. Maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan müzahime ve rekabet tevellüd edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilafa tebdil eder. Evet. İşte bu müthiş marazın merhemi, ilacı evet. İhlastır. Bak, ilacı merhem, ilacı söyle ne? İhlastır. Evet.
Yani hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle. Ölçü bak. Hakperestliği nefisperestliğe tercih etmek. Evet. Ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına maddi ve manevi hatırına galip gelmekle in ecriye illa alallah sırrına mazhar olup nastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle ve ma alel rasul illel bela sırrına mazhar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccühü nası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur, yoksa ihlası kaçar. Şimdi bu haşiyeyi haftaya bırakalım. Şimdi evet, in ecre ile alallah sırrına mazhar olup oku. Nastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle. Maddi ve manevi ücretten istina. Evet, etmekle oku. Ve ma ala rasul illa el belal sırrına mazhar olup. Mazhar olup. Yani peygamberlere düşen nedir? Ancak tebliğ etmektir. Peygamberlere göre tebliğidir. Tesiri Cenab-ı Hak peygamberlere vermiş, vermemiş. Mazhar olup, evet, bakın. Hüsnü kabul. Bu bir, bakın. Şimdi burada da çok önemli üstad bir tespit yapıyor. Bak, hüsnü kabul. Yani ben konuşayım, çok beliane, çok mükni, çok müdeller konuşayım da insanlar ne yapsın? Hüsnü kabul, kabul görsün benim cümlelerim, beyanlarım, sohbetlerim, ifadelerim. Evet, bir. Ve hüsnü tesir. Tesir etsin, güzel tesir etsin. Etti iki. Ve teveccühü nası kazanmak noktalarının. Nası kazanmak noktası, bak. Hüsnü kabul bir, hüsnü tesir iki, teveccühü nas üç. Evet. Bunları kazanmak noktalarının Cenab-ı evet. Hakk'ın vazifesi ve ihsanı olduğunu. Heh, bak, Allah'ın ihsanı. Evet. Ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını. Bak ben bak tebliğe dahil değil ne? Hüsnü kabul, hüsnü tesir ve teveccüh naz tebliğe dahil değil. Bu bir. Lazım da değil. Lazım. İki. Onunla mükellef de değil. Evet. Bak. Bak. Hüsnü kabul, hüsnü tesir, teveccüh naz. Evet. Tebliğe dahil değil. Bir. Lazım da değil. Ve onunla mükellef de değil. Eğer böyle düşünürse muvaffak olur. Böyle düşünmezse ihlası kaçırır. Bak, demek ki hüsnü kabule medar. Konuşayım millet, insanlar kabul etsin. Sözüm tesir etsin, teveccüh nasıl insanlar bana teveccüh etsin gibi mülahazalar İhlasını yapar, kaçırır. Burada kalalım isterseniz. Yine bunu haşiye uzun gidiyor. Haftaya haşiye devam ederiz.